Ayın düşüğünde, Ağustos ayında dış açık 4,9 milyar dolarla 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 8 aylık açıksa 45,2 milyar dolar oldu. Ticaret verilerine bakacağız bugün. Işık Üniversitesi öğretim üyesi Murat Ferman'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz 8 aylık toplam rakamdan başlayalım. Baktığınız zaman 8 aylık açıkta %16,9'luk bir azalış söz konusu. İhracat %8,7 azalmış, ithalatta 11,5 gerilemiş. İhracatın ithalatı karşılama oranında da bir artış görülüyor. Hani baktığınızda genel anlamda 8 aylık veriye baktığınızda ne dersiniz? Olumlu mu, olumsuz mu Türkiye açısından? Tabii biliyorsunuz ekonomik gelişmeler dış ticaret rakamları dahil olmak üzere iki boyutta incelenmeli. Birincisi ortaya çıkan sayı, yani manşet temelinde değerlendirme. Bu açıdan düşünüldüğünde elbette bu olumlu bir manşet gelişmesi. Ancak olayın arka dinamiklerine bakmak, arka planda yol açtığı ve bundan sonra yol açacağı ve daha da önemlisi işaret ettiği noktalara eğilmek zorundayız. Müsaade ederseniz bugün biraz buna bakalım. Çünkü tabii dış ticaret açığının azalması par prensip olumlu bir şeydir, hedeflenen bir şeydir. İthalatın, ihracatın arkasında kalması, ihracatın ithalatı karşılama oranının artması, bunların hepsi iktisatçıların, bu işin akademisyenlerinin, öğrenenlerin, biraz ilgi duyanların altına imza atacakları universal gerçeklerdir. Ancak bu gerçeklerin arka planına bakmak lazım. Yani netice itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı örneğin artmıştır ama bu ihracattaki sağlıklı bir gelişmeden ziyade ithalatta ihracatın düşmesine karşın ithalatın daha yüksek bir montanda oranda düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla iki olumsuz gelişmeden biri daha olumsuzluk skalasında ileri gidince öbürünü görece daha olumsuz gösteriyor. Yani biliyorsunuz kötünün düşmanı en kötü, en kötünün düşmanı da berbat veya perişan olabilir. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde dikkatli değerlendirme yapmamız lazım. Yani arka plana baktığınızda kötü bir tablo mu var? Şöyle, şu bakımdan kötü bir tablo var. Sadece bu döneme ait bir unsur değil. Bir kere gene manşetlerden başladık. İki noktayı belirteyim, ondan sonra devam edeyim. Birincisi bu dış ticaret rakamlarının açıklanmasında bir senkronizasyon bozukluğu var. Bu senkronizasyon bozukluğu bizim gibi bu konuyla daha yakından ilgilenenleri, uzmanları çok da rencide etmiyor. Olsa olsa bizim tahmin yapma özgürlüğümüzü veya acılığımızı olumsuz etkiliyor ama kamuoyunun çok kafasını karıştırıyor. Bakın bu rakamlar ne zamana ait? Ağustos ayına ait. Peki ihracat rakamları ne zaman açıklanıyor? TİM tarafından 2 ay daha. Yani bu işin bir şekilde senkronize edilmesi lazım. Bir. İkincisi dış ticaret rakamları 2 ayak üzerinde yükselir sizin de bildiğiniz üzere. Temel muhasebe de dış ticaret muhasebesi de bu şekilde gider. Biz hep eskiden gelen bir heyecanla, bir öngörüyle ihracata önem veriyoruz. İhracat seferberliği, ihracat şöyle arttı, ihracat rakamları böyle oldu diyoruz. Fakat adeta ithalatı es geçiyoruz. Bir Türkiye İhracatçılar Meclisi var ama bir Türkiye İthalatçılar Meclisi yok. İthalat yapmak ayıp mı? İthalat yapmak saklanacak bir unsur mu? Gerçi çoğu ihracatçının da aynı zamanda ithalatçı olduğunu biliyoruz. Aynen öyle. Netice itibariyle Türkiye'deki bu manşetlerin arkasına isterseniz bakmaya başlayalım. Ve her şeyden önce bu çok zor bir şey değil. Tekrar edelim, bu çağrımızı bir kere daha yenileyelim. Kafa karışıklığını engellemek, daha berrak, şeffaf ve öngörülebilir bir tabloyu ortaya koymak bakımından yakınsamakta, bu açıklamaları yapmakta fayda var. Bir de biliyorsunuz İhracatçılar Meclisi ile gümrük rakamlarına dayalı TÜİK rakamları birbiriyle örtüşmüyor. Burada da türlü çeşitli açıklamalar oluyor ama biz bazı konularda teknik olarak bunu anlayabiliyoruz. Ancak kamuoyunun kafasını karıştırmak ve şüphe ya da şaibe uyandırmak bakımından hoş bir durum değil. Çünkü ekonomide gerçekler ne kadar acı olursa olsun, ortaya çıkan tablo ne kadar kötü olursa olsun, bunu gizleyerek, saklayarak, makyajlayarak orta ve uzun vadede geriye dönmesini sağlayamazsınız. Ekonomide var olan bizim için artık bitmiştir, var olmuştur. Bizim için önemli tarafı bundan sonraki gelişmeleri kestirebilme, bunlara göre vaziyet alabilme, ön alabilme bakımından değerleridir. Eğer siz bunları geciktirerek yaparsanız sonuç böyle olur. Buradan bakın bir örnek vereyim. TÜİK maalesef istatistikleri açıklamakta biraz geç kalıyor. Bunları da sorduğunuz zaman diyorlar
belki daha evvel o kadar üzerimize gelindi, o kadar hatalar büyütüldü ki biz mümkün olduğu kadar belirli bir takvimde bunu yapıyoruz. Buna karşılık Amerika'nın rakamlarına bakın. Amerika ne kadar çabuk bunları açıklıyor. Fakat öte taraftan da adeta TÜİK'in bu argümanını haklı çıkartmayan ama destek veren bir şey var. Biliyorsunuz sevgili Burcu, bu şeylerde müthiş düzeltmeler yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? İşte işsizlik çok rakamlarını da biliyorsunuz. Evet. Hem de öyle rakamlar ki %20'lik %25'lik düzeltmeler oluyor. O halde istatistik rakamlarının zamanında ve doğru olması ve daha sonra minimal düzeltmelerin yapılması önemli bir unsur. Şimdi bu başka bir nokta. Bunu istatistiklerden konuşurken bunu vurgulamakta fayda var. Bunu belki şimdi, yetkililer buradan bilmelerinde fayda var. Fayda var çünkü bu mevcut senkronizasyon bozukluğu devam ediyor. Şimdi gelelim diğer tarafa. Hı hı. Şimdi dış ticaret açığının düşmesi güzel. Ama maalesef Türkiye'nin sadece bu dönem, sadece bu çeyrek, sadece bu yıl, sadece bu 10 yıla atfedemeyeceğimiz uzun yıllardan beri, belki 1950'lerden beri gelen bir yapılanma problemine bağlı olarak Türkiye maalesef ihracatını ithalata bağlı bir model içerisinde sürdürüyor. Hal böyle olunca biz ihracata mal hazırlamak, ihracat performansını belirli bir düzeye çıkartmak için mutlaka ithalata bağlı durumdayız. Ve ithalattaki bu bağlılık durumunun kompozisyonuna baktığınızda maalesef bugün rakamlara baktığınızda TÜİK'te aynı rakamları göreceksiniz. Kabaca %70'i ara mal. Aramalı. Yani ara mal ne demek? Bir malı, tam malı yapabilmek açısından muhtaç olduğunuz unsur demek. Yani üretime giden mal demek. Aynı öyle. Dolayısıyla burada her zaman söylediğimiz gibi Türkiye daha baştan ihracat modelini, ihracattaki rekabetçi modelini kurgularken en başta maliyet, termin ve kur avantajlarını kullanamıyor. Neden? Biz maalesef planlı programlı hareket etme konusunda öteden beri çok böyle uzun perspektifli düşünmediğimiz için son dakikada sipariş veriyoruz. Son dakikalarda sipariş verilince peşin parayla ve dolarla bunları temin ediyoruz. Çok basit bir parantez açayım. Hatırlarsanız Japonya'da nitelikli demir çeliklerin üretildiği bir bölgenin de büyük hasar gördüğü bir deprem olmuştu. O depremde tabii üretim kapasitesinin önemli bir ölçüde aşınması karşısında ilk önce kendilerine termin veren, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık termin verenlerin ihtiyaçlarını karşıladılar. Örneğin Türkiye'deki bazı firmaların ihtiyaçlarını karşılamadılar. Oradan alınan, o karşılanmadığı için sağdan soldan bulunan kalitesiz demir çelik ve diğer unsurlarla yapılan bazı ürünler içeride ve dışarıda bize çok büyük problemler çıkarttı. Kim bilir hangi canlara mal oldu. Üzerinden vakit geçtiği için şimdi bunları rahat konuşabiliriz. Ama bu modeli bir türlü kıramıyoruz. Son dakikada bakın kur riskimiz var. Dolarla neden kur riskimiz var? Bunu alıyoruz. Kapasite kullanım oranımız biliyorsunuz özellikle kapasite tesisimizde problemler var. Yeni yatırım yapılmasından bahsediyoruz. Kapasite kullanım oranı daha yeni düştü biliyorsunuz. Evet. Orada da senkronizasyon yok. Birer aylık inkıtalar var. Biz hep geriye çekiyoruz. Yani senkronizasyon olmayınca tabloyu göremiyorsunuz. Mesela güven endeksi düşüyor. Tüketici güven endeksi düşüyor. 15 gün sonra reel kesim güven endeksinin düştüğünü görüyorsunuz. Onların ikisi bir araya gelince bir anlam ifade ediyor. Bunun sağlayıcı ayağı ise nedir? Kapasite kullanım oranları. O da dün açıklanıyor. Şimdi bunların üçünü bir arada görebilsem veya az bir zaman mesafesiyle görsem daha iyi projeksiyon yapabileceğim. Ama örneğin yarım ayı kaybetmiş oluyorum. O bakımdan bu aramalı kullanarak yaptığımız ihracat ürününü de avroyla vadeli olarak yapıyor. Şimdiye kadar İki ucu keskin kılıç. Burada tabii bir parite. Aynen öyle. Şimdiye kadar ikisi de beraber çıkarken elle gelen düğün bayram dedik. Fakat dolar, avro yukarı yönlü hareketi ki mutlaka bozulacak eşyanın tabiatına aykırı. Ki bozulduğunda gördük. Bozulduğunda iki ucu keskin kılıç her zaman söylüyoruz. Kapanırken de makas kesiyor, açılırken de kesiyor. Bu arada hocam aramalı ithalatında da düşüş var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum evet. Ama aylık bazda 3 milyar dolar gerilemiş. Ama oransal da 20 milyar evet. Dolar bir de bu iyi bir şey midir? Yani üretime giden malın bu düşmesi büyüme tabii. Ve üretim anlamında da ne sinyal verir? Aynen öyle. Dikkat ederseniz onu söylemeye çalışıyorum. Demin kapasite kullanım oranları da azalmış. Güven endeksi azalmış. Reel kesim güven endeksi azalmış. Demek ki ileriye yönelik olarak bir daralma söz konusu oluyor. Nitekim dün Sayın Başçı ne dedi?
ihracattaki gerileme sürebilir dedi. Avrupa'dan iyi haberler mi geliyor? Mixed bag of news dediğimiz karışık haberler geliyor. Yani ama herkes herhalde Draghi'nin şu veya bu şekilde kendi artistik İngilizcesiyle bu genişleme işlevinin, genişleme kampanyasının programının devam edeceği yönünde bir mesaj vermesini bekliyor. Japonya biliyorsunuz uğraştılar nihayet deflasyon sarmalından girdabından kendilerini kurtardılar, bir parça enflasyona doğru gittiler. Bu açıdan şunu vurgulamakta fayda var. Anlaşılıyor ki harici ve dahili piyasalarda aslında bir daralmadan bahsetmek mümkün. Şimdi tam hemen araya girerek söyleyeyim çünkü Dünya Ticaret Örgütü bugün açıkladı. Evet. Ekrana da getirelim, küresel ticaret için kötümser bir tahminde bulundu. Maalesef. Dünya Ticaret Örgütü büyüme tahminini bu yıl için %2,8'e, gelecek yıl için de %3,9'a düşürdü. Evet. Tabii bu diğer unsurlarla bir araya geldiğinde örneğin Çin'de artık %7'ler civarında yeni normal olarak kabul edilebileceği belirtilen bir büyüme oranı ve diğer bütün unsurlar bir araya getirildiğinde hakikaten pastanın büyüme hızının, pastanın büyüme ve kabarma unsurunun açılan iştahımızı pek de karşılamayacağını, dolayısıyla bize düşecek lokmanın biraz daha düşük olduğunu gösteriyor. Esasen Türkiye'nin biraz evvel vurgulamaya çalıştığım 30-40 yıl evveline dayanan plansız programsız bir parça, ben buna müsaade ederseniz çapaçul stratejilerle böyle ihracat yapalım bir ara, hani biliyorsunuz sanayileşme yolunda böyle heyecanla şeyler atılıyordu, temeller atılıyordu, büyük sanayi, ağır sanayi, hatta böyle espriler vardı, şeyin arabanın bagajına yüklemişler şeyi, ne derler, temeli bir yerden bir yere götürüyorlardı. Yani tabii yatırım çok önemlidir ama heyecanlanalım, ama yani bir yerde dozajında bırakmak lazım. Yani bugün artık dikkat ederseniz ağır sanayiden, büyük sanayiden bahsetmiyoruz. Bugün artık sanayinin 3.0 versiyonu var. Esnek üretim birimleri, çok çabuk talepteki değişimlere ayak uydurabilecek otomasyon ağırlıklı, otonomasyona yakın birimler. Şimdi Türkiye'de uzun yıllar şunu konuştuk. İstihdam sorunu var. İstihdamı nasıl çözeceğiz? Emek yoğun teknolojileri ve sanayilere teşvik vererek, onları ön plana çıkartarak. Peki dünyada biraz evvel söylediğim versiyonda gelişen ve değişen piyasalara ihracat malı hazırlarken ne yapacaksınız? Değişen taleplere anında ve diğerlerinden daha önce cevap verebilmek için maalesef teknoloji yoğun, dolayısıyla insan gücü daha eksik, daha az bir profili ortaya çıkaracaksınız. Hatta Price Prichett isimli bir düşünür diyor ki gelecekte bu 3.0'ın çok öte bir versiyonu, geleceğin fabrikasında iki unsur olacak. Bir adam ve bir köpek. Adamın görevi köpeği beslemek, köpeğin görevi adamın herhangi bir düğme veya manivelaya dokunmasını engellemek. Dolayısıyla tam otonomasyondan bahsedilen bir dönemde böyle basma kalıp unsurlarla sonuç alınamıyor. Ve biliyorsunuz ithalata baktığınızda, ihracata mal hazırlarken kimse darılmasın, gücenmesin. Maalesef ilk 3 sırayı alan, şampiyonluğu kimseye bırakmayan alt sektörlere baktığınızda bunlar aynı zamanda ihracata mal hazırlamada ithal girdinin en yüksek olduğu sektörler. Ben geçmiş yıllarda bazı rakamlara baktım. Hani artık vakit geçtiği için rahatlıkla söyleyebiliriz. Keşke o ihracatı yapmasalardı. Hani bu biraz şeye benziyor. Teşbihte hata almaz. Akşam saati mazur görün. Bazen erkekler derler ki ya ben bir mutfağa gireyim de bir şeyler yapayım. Fakat o kadar etrafı dağıtırlar falan ki yapacağı yumurta veya yapacağı cacık, yapacağı hayır, eşi der ki aman ne sen yapma, otur yerine der. O kadar etrafı dağıtır ki biz de ihracat yapalım derken o kadar mevcut mekanizmayı, zaten bozuk olan mekanizmayı adeta kalıcı hale getirecek bir yapılanmaya gidiyoruz ki hani diyeceğiz ki neticede aman ihracat yapma, sen bırak bu kompozisyonla bu işi sürdüremezsin. O bakımdan Türkiye'de bu yapıdan kaynaklanarak şunu söyleyeyim, çok açık ve net söylüyorum. Dış ticaret açığı düştüğünde sevinecek durumumuz yok. Benzer şey Yunanistan'da da var. Yunanistan'da dış ticaret açığı bırakın eksiye döndü. Ne oldu Yunanistan?
Yani kolesterol aynı zamanda hani performansımızın da büyümemizin de maalesef kötüye gittiği maalesef göstergesi. Bu şuna benziyor. Yani netice itibariyle kolesterol, evet kolesterol yaşam için gereklidir. Ama arttığı zaman risk olur. Kolesterol problemi olmayan kimlerdir? Mevtaların hiç kolesterol problemi yoktur. Yani netice itibariyle eğer ekonominin durmasını istiyorsanız bütün mesele bu yapısal reformlar, dönüşüm falan. Onları soracağım hocam. Çünkü bugün Başbakan Davutoğlu'nun da bir açıklaması oldu ama ondan önce ihracatla ilgili öngörünüzü almak isterim. Çünkü aylık rakama baktığımız zaman Ağustos ayına şöyle detaylı olarak baktığımızda Ağustos'ta ihracattaki azalışın %2.8 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Doğru. Hani Ocak başından beri ihracat böyle çift haneli rakamlarda azalıyordu. Dolayısıyla en azından bu Eylül için bize bir umut vermez mi? Bir de şunu ekleyeyim. Tabii, buyurun. Nihat Zeybekçi'nin de çünkü açıklaması oldu. Dış açıkta daralma daha da hızlanacak dedi. Yani belki ihracattaki beklentilere paralel olarak olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Ne güzel söylediniz. Eylül için bize ümit vermez. Çünkü TİM rakamlarına baktığımızda negatif olduğunu biliyoruz. Doğru. Yani bundan sonrası için. Evet, yani işte onun için demek ki senkronizasyon konusu önemli. Şöyle bir durum var sevgili Burcu. Yani rakamlardan öte eğilim de çok önemli. Ben bile şurada karıştırıyorum. Değil mi? Yani çok hayır, çok doğal bu. Çok doğal. Doğru. Yani şu var. Netice itibariyle önümüzü kestirmemiz konusunda daha açık ve yalın olmamız lazım. Yani bakınız şöyle bir gerçek var. Baktığınız zaman evet işte sayılar, rakamlar, manşetler bunlar çok güzel. Ama beni rahatsız eden şey şudur. Mesela bir öğrenci düşük not alabilir. Ama benim dersimden düşük not alabilir. Kalabilir. Benim dersim yüzünden okuldan ilişiği de kesilebilir. Ama bütün derslerden düşük not alması, her imtihandan düşük not alması ve bunu bir itiyat haline getirmesi sarmala girdiğini gösterir. Hemen fark edersek danışmanına söyleriz. Hemen biz müdahale ederiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü bakın ihracatta evet 2.8'e düşmüş ama maalesef bakınız ilk önce pozitife dönecek. Sonra şey yapacak. Bu şimdi dolar karşısında biraz sonra konuşacağız. TL hareketine benziyor. 3'ün altına düştü ve heyecanlanıyoruz. Acaba ne olacak? 2.96 olsa mı falan? Bitti artık. Yani tekrar artık bir daha eski rakamlara dönmemiz mümkün değil. Gerçi bugün farklı değerlendirmeler var ama biraz sonra analiz ederiz. Geçtiğimiz rakamlara baktığınızda Türk lirası böyle şaha kalktığı zaman devalüasyona %150'lere gidiyor. Oradan bakarsanız 3.75'e gelmeyelim biz razıyız diyebileceğiz. Peki ne olacak bundan sonra hem kurda beklentiniz hem ihracat işte ticarette beklentiniz? Evet. İşte bu bakımdan düşündüğünüzde bu hatalı yapılanma gene rakamlara bakıyorum. Hemen müsaade ederseniz şuradan bakayım. Örneğin yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracat içindeki payında artış yok. Hı hı. Yüksek yaptığımız ithalatta tam tersine durumlar var. Yani katma değeri arttırma formülüne bir türlü yakın duramıyoruz. Yani inovasyon diyoruz. Adeta inovasyondan inliyoruz. Kusura bakmayın, mazur görün. Artık hakikaten bir akademisyen olarak isyan etme noktasına geliyoruz. İnovasyon diyerek inovasyon olmaz ki. Mühendislik bölümlerini bitirenlerin yüzde kaçı yeni ürün geliştirme veya inovasyon sürecini biliyor? Bu işi kim yapacak? Herhalde sizle ben oturup yapmayacağız bu işi. Bu işi burada oturan, çalışan, endüstrideki arkadaşlar yapacak. Bunun yolu yordamı nedir? Adımları nedir? Bu süreçleri çalışmışlar mı? Bir mühendisle bir muhasebeci nasıl konuşur? Aynı dili nasıl konuşur? Finansman uzmanının bir yepyeni bir fidan projeyi pat anında kapatıp kesmesi, yatırımın geri dönüş oranı promising değil, iyi şey vaat etmiyor, gömün demesini nasıl engellersiniz? Piyasaya bunu nasıl çıkartırsınız? Bu işleri kimseye öğretmiyoruz. Yani bakın şimdi Japonya'da, çok özür dilerim bir şey söyleyeyim. Tabii. Japonya'da mühendisler, yeni Ar-Ge departmanında çalışacak mühendisler var ya, ilk önce ne yapıyorlar biliyor musunuz? İlk önce bir sene satışa gönderiyorlar. Müşteriyle karşı karşıya, sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Sonra çekiyorlar, bir sene pazarlamada çalışıyorlar. Ondan sonra Ar-Ge'ye gidiyorlar. Çünkü yenilik müşteri içindir, piyasa içindir. Siz yenilik yapmış olmak için yenilik yapmayacaksınız. O bakımdan ayakları yere basar, yeni ürün geliştirme dersinin zorunlu olması lazım. Mekaniğinin bilinmesi lazım. İnovasyonun psikolojik sorunlarının bilinmesi lazım. Herkes inovasyon diyor. Sonra inovasyon olduğu zaman en büyük engeli gene bu inovasyon diyen kişiler çıkarıyor. Onun için maalesef bu zihniyet değişikliğini artık bir tarafa bırakın. Kuvveden fiile geçmemiz lazım. Yani anlayışta tamam 20 yıldır konuşuyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Ben öğrenciyken de TÜBİTAK'ın bilim proje yarışmaları vardı. Hala var. Temel ürünlerde ne halde geldiğimiz belli.
Yani 30 yıldır aynı şeyleri sürdürerek bunların sonucunu almak mümkün değil. Ben de ekonomi alanına girdiğimden beri sürekli inovasyon aynı şeyi ve evet, katma değerli ürünler konuşuluyor ama bu noktada çok somut adımlar. Yani bu rakamlarda promising değil. Başbakan Davutoğlu da hocam bugün seçimlerden sonra reformlara odaklanacağız dedi. Evet. Belki de en başında bu yönde mi adım atılması gerekiyor? Daha evvelki biliyorsunuz görüşmelerimizde hep söylemiştik. Keşke bir koalisyon hükümeti kurulsaydı. Keşke dışarıdan veya ortak bir, belki dışarıdan destekli bir azınlık hükümeti kurulsaydı. Çünkü hiçbir şey yapmamaktansa bazı şeyleri yapabilmek önemli adımlar. Çok zaman kaybediyoruz. Bakın daha evvel doğrudur yanlıştır. Bir kısmına katılınır katılınmaz. 1300 tane mi? 1412 tane mi? Ben de artık sayılarını unuttum. Böyle ceste ceste açıklandı. Reform paketleri vardı. Keşke bu reform paketlerinin bir kısmını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bulunacağı bir hükümet uygulamaya koysaydı. Koalisyon mu olurdu? Dışarıdan mı olurdu? 3 ayı kazanmış olurduk. Bakın böyle bekle ve gör politikasıyla bir şey elde etmemiz mümkün değil. Piyasalar belirsizlik dozajı arttığı dönemlerde belirli benchmarklara, belirli sinyal etkilerine, belirli göstergelere her zamankinden çok ihtiyaç duyarlar. İşte biraz sonra belki konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gene 21 Ekim'de toplantı, 28 Ekim'de FED. Gene tutturamadınız. Neyi bekleyeceksiniz? Yani artık insanın bunu açık ve net olarak sorması gerekiyor. Yani bekleyip 200 puan, 300 puan, 400 puan arttıracaksınız. Bakın Hindistan pozitif ayrıştı. Evet. Her bakımdan pozitif ayrıştı. Evet. Bugün Romanya bile görüyorsunuz değiştirmedi veya 25 puan eksitti her neyse bilmiyorum. Yani netice itibariyle baktığınızda değiştirmemesi veya belirli noktada kalması bile bir duruştur. Yani siz ne yapacaksınız? Oyun planınız ne? Aynı şeyleri kesip biçerek olmaz. Bu rakamlar bir de bizi şunu gösteriyor. Maalesef bir aralar hatırlarsanız çok böyle heyecanla ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi projesi vardı. Evet. Ayak basmadığımız yer yok. Bilmem ne adaları var. Oraya bile işte battaniye gönderiyoruz. Çok güzel. Ama bunlar bayrak gösterme, sembolik olarak var olma bakımından manşet gibi çok önemli unsurlar. Ama sevgili Burcu anlaşılıyor ki maalesef bu proje oturmadı. Ayakları yere basmadı. Biz gene ne varsa bize şu anda en azından kısa ve orta vadede Avrupa Birliği, münhasıran Almanya, ilişkilerimizi onun için iyi kullanmamız lazım. Onun için siyasi gelişmeler, sınırın güneyindeki gelişmeler, öyle Almanya ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Avrupa Birliği'nin bir takım önerileri, yaptırımları, bunlara kulağa tıkayamazsınız. Yatırımlar konusunda da öyle. Şimdi hocam oraya gelmiştim. Son olarak çünkü şunu toparlamam lazım. İki tane daha öne çıkan haber vardı. Bugün bizim konumuzla ilgili olarak birincisi cari açık 2015 sonu daralacak dedi Merkez Bankası Başkanı. Ama elinin altına inmeyecek gene de. Ağustos'ta da bu daralma belirginleşecek dedi. Bunu dün de tekrarlamıştı, söylemişti. Şimdi dış ticaret rakamlarındaki bu gidişat cari açığa nasıl yansıyacak diye soracağım. Bir de cari açığın finansmanı konusunda doğrudan yatırımlar çok önemli, takip ediyoruz. 9.7 milyar dolarlık Türkiye'ye de yatırım geldi bu arada. Temmuz 7 aylık dönemde. Evet. Değerlendirdiğinizde yani hani finansmanı açısından da tabii oradaki tabloyu da kısaca alabilirsek. Tabii. Bu manşet olarak baktığınızda bu Türkiye'nin hak ettiğinden çok daha az bir yatırım oranı. Özellikle bu son faizdeki yukarı yönlü hareketler, gösterge kağıtlarda verdiğimiz borçlanmanın artan unsuru vesaireyi düşündüğünüzde Türkiye'den yatırımcıların elde ettiği getiriye göre hak ettiğimizden çok az bir yatırım oranı. Yatırımın kompozisyonu da çok önemli. Türkiye en az 20 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım çekecek bir potansiyele sahip. Kısa vadeli hedefimiz bu olmalı. İkinci unsur maalesef sene sonuna doğru ihracattaki negatif gelişme neyle dengeleniyor? İthalat da bu sefer tabii daha aşağıya düşüyor. Özellikle kur ve ihracata mal hazırlamada sıkıntılar olunca iç talepte güven endeksine bağlı, kapasite kullanımla bağlı ve onunla da desteklenen argümanlar ortaya çıktığı için gerileme oluyor. Ama bu şuna benziyor. Biliyorsunuz bu crash dietler çok önemli. Artık kış dönemine girdiğimiz için bunları unuttuk ama yazdan evvel bunlar başlar. Bir haftada 10 kilo sıvı beslenin bilmem ne herkesin çok hoşuna gider. Ama bunların sürdürülebilir olmadığını artık tıp dünyası da biliyor. Bunu yapanlar da biliyor. Dolayısıyla böyle hiçbir şey yemeden evet zayıflarsınız ama bir süre sonra sağlığınızı kaybedersiniz. O bakımdan bizim tedricen hayatımızı sürdürürken, modelimizi çalıştırırken, ihracat ve ithalatımızı yaparken tedricen
reformları yapmamız lazım. Böyle bir anda çağ atıp kapatıp çağ açmak, çağ atlamak falan filan bunlar son dakikaya bırakmanın, hazırlıksız olmanın aslında tezahürleri. Planlı programlı gitmek lazım. Dolayısıyla benim kanaatim şu, evet cari açık düşecek ama gene de 50 milyar doların altına düşmeyecek. Bu bir başarı tablosu olmaz cari açık bakımından. Çünkü hem 50 milyar doların altına düşürmediniz hem de bunu boğazınızdan keserek, proteininizden esirgeyerek, büyüme motorlarını yakıtsız bırakarak ve düşük rölantide çalıştırarak yaptınız. Unutmayın, şöyle veya böyle Türkiye'nin büyümede çok daha büyük rakamları yakalaması lazım. Çin 9'dan 7'ye düşünce eyvah diyoruz. Türkiye'nin 5'ten 3'e düşünce ne demek gerektiğini herhalde düşünmemiz gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.